engellilerin sorunları hakkında söz isteyen Antalya Milletvekilimiz Sayın Kemal Bülbül'e aittir. Buyurun Sayın Bülbül. Değerli arkadaşlar, uğultuyu bir kesiyoruz değerli arkadaşlarım. Sayın Grup Başkan Vekillerinden tekrar rica ediyorum. Lütfen konuşan milletvekillerinizi uyarınız. Benim burada sürekli uyarı yapmaktan ben rahatsız oluyorum. Lütfen sessiz olalım değerli arkadaşlar. Sayın Bülbül buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle kendisi de bir engelli olan çocuğumun size yazmış olduğu mektupla başlamak istiyorum. Değerli milletvekili ablalarım, abilerim, amcalarım, teyzelerim, sayın milletvekilleri, sizlere nasıl hitap edeceğimi doğrusu kestiremiyorum. Duygusal olarak mı hitap etsem, vicdanınıza mı hitap etsem, anlayışınıza, idrakinize mi hitap etsem, bu kadar tedrisat görmüş vekillere uluslararası sözleşmeleri veya engellilerin içinde bulunduğu durumu tekrar izah etmeyi, anlatmayı doğrusu uygun bulmuyorum. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin altında Türkiye ile birlikte 50 ülkenin imzasının bulunduğunu bilmektesiniz. Sözleşmenin giriş bölümünde engelliliğin değişen ve gelişen bir kavram olduğunu, bu kişilerin topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını engelleyen tutumlar ve çevre koşullarının kaynaklarını düzeltmeniz gerektiği zaten ifade edilmektedir. Bu sebeple ben engelli kavramı yerine engellenen kavramının kullanmayı daha uygun buluyorum. Bunun en somut kanıtlarından biri kaldırımlarda tekerlekli sandalye rampası bulunan yerlere park edilen arabalar, metro ve tren garlarında, üst geçitlerinde önceliği bulunan asansörlerde engellenen bizleriz. Bir de psikolojik zorluklar var. Örneğin disleksi problemi bulunan arkadaşların eğitim sürecinde bilinç eksikliğinden dolayı çekmek zorunda kaldıkları zorluklar sayılabilir. Bunun en iyi örneği disleksi hastası olan Einstein'dır. Einstein bir öğrenciyken öğrenme zorluğu olduğu için umutsuz bir vaka olduğundan öğretmeni tarafından okuldan atılması ve temel eğitimi evde annesi tarafından karşılanması engellilerin durumunu izah etmek açısından tarihi ve bilimsel bir örnektir. Engellenen arkadaşlarımızın toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmak ve eşit vatandaşlık konusundaki taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Engellenenlere verilen sözler bugüne kadar tutulmamış, çoğunlukla da eşit şartlarda çalışma ortamlarına katılma yönündeki talepleri seçim malzemesi olarak kullanılmış ve insanlar ne yazık ki evlere mahkum edilmiştir. Engellenenlerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler için temel yaklaşımın sadaka kültüründen yola çıkarak değil, sosyal devlet yaklaşımı içinde ele alınması ve engellenenlerin iş ve istihdama dönük ihtiyaçlarının karşılanması da temel bir görev olarak durmaktadır. Değerli milletvekilleri, şimdi ibret-i alemlik bir örneği vermek istiyorum. Benim çocuğum ortopedik engelli. Biz karbon ayak almak istiyoruz ama bu yönetmeliği düzenleyen kişi karbon ayağın lükse girdiğini belirtmiş. Galiba bunu düzenleyenin beyni ve yüreği lükse giriyor ki insanın en temel ihtiyaçlarından birisi olan ayak nasıl lükse girer? Göz, kulak, engellilerin engellerini aşmak için gerekli olan malzemeler, cihazlar, aparatlar nasıl olur da lükse girer? Yaradan gözümüzü lükse girsin, ayağımızı, kolumuzu, bacağımızı, beynimizi, yüreğimizi lükse girsin diye yaratmamış ki. Böyle bir kavram yok ki. Nasıl böyle bir kavram kullanılıyor? Bunların düzeltilmesi gerekir. Yine geçen gün Engelli Konfederasyonu'nun Aile ve Sosyal Planlamalar Bakanlığı önünde yapmak istediği bir açıklamaya katıldım ben. Katılanların tamamı engelli ve çoğunluğu görme engelli, federasyon başkanı da görme engelli. İnanılmaz bir polis ablukasyonu ve bir engelleme çabası.
Engelliler ne yapacak da bu engelleme çabası söz konusu oluyor? Sadece bir basın metni okunacak ve ilgili birimle görüşme yapılacak değerli arkadaşlar. Bizim engellileri anlayabilmemiz için biraz edebiyat, biraz sanat, biraz resim, biraz bilim dünyasına girmemiz gerekiyor. Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan, gözletme yolları gel deyi yazmış. Sivralan köyünde bizim diyarda dağlar mor menevşe gül deyi yazmış kişi görme engelli Aşık Veysel'dir. Ve Aşık Veysel'in hepimizin kulağına küpe olacak bir sözü vardır. Aşık Veysel der ki, ben kör değilim. Sayın Bülbül devam edin. Teşekkür ediyorum. Bu kadar ağır bir konuyu bu kadar kısa sürede toparlamak da biraz zor ama. Şimdi burada engellilerin bize ilettikleri sorunlar, fiziki sorunlar, kent planlamasından kaynaklı sorunlar, yasalardan kaynaklı sorunlar. Ama en temel sorun yasalardan kaynaklı sorunlar. Yasalar o kadar karmaşık ve anlaşılmaz ki, uygulaması o kadar zor ki, o kadar bürokratik problemler var ki, birebir karşılaşan bir insan olarak, dışarıdan bir insan değil, birebir karşılaşan ve yaşayan bir insan olarak ifade ediyorum. Dolayısıyla parlamentonun, bizim milletvekillerinin, bu kurumun bu yasaları tek bir kalemde toplamak, anlaşılır kılmak, izah etmek, sorunları çözmek ve yardımcı olabilecek, sorunları çözecek en temel şekilde ifade etmek gibi bir görevi var. Bitirirken özellikle bizim engelli vekilimiz Musa Piroğlu, parlamentoda bulunan bütün engelli vekiller ve dünya insanlığına hizmet etmiş tüm engellileri ve şu anda... Sayın Bülbül, konu engelli. Ben ilave edeyim, siz selamlamanızı öyle toparlayın. Açalım arkadaşlar mikrofonu Süleyman Bey'in. Pardon, Kemal Bey'in. Teşekkür ediyorum duyarlılığınız için Sayın Başkan. Bitirirken şu anda tedavi görmekte olan İstanbul vekilimiz Musa Piroğlu, parlamentoda bulunan değerli engelli vekillerimiz ve birçok engele rağmen yaşamını idame ettirmeye çalışan, yaşamını sürdürmeye çalışan, duygusuyla, düşüncesiyle, erdemiyle insanlığa ve bize hizmet eden sevgili engellileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar ediyorum, parlamentomuzun bu sorunları çözmek için özellikle bu yasal düzenlemeyi, hakları teşkil eden, temsil eden, düzenleyen yasal düzenlemeyi anlaşılır ve uygulanabilir kılmak, bunu yapabilmek için temel bir sorumluluğumuz var değerli arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.